Evet, ağaç kabuğunu kıçımın altına aldım. Yere oturunca üşüyor da. Uzun bir süredir kitap okuma videosu çekmiyordum. Zaten keyfimiz yok. Depremden dolayı keyfimiz kaçtı. Hayatlarımıza devam ediyoruz ama keyfimiz yok yani. Kendi üzüntülerimiz şımarıklık gibi geliyor. Öyle. Yaşıyoruz biz de. Çok sevdiğim arkadaşım, tiyatrodan çok sevdiğim arkadaşım Ayşe Erez, Ayşe Seniha Erez'in yılbaşı çekilişimizde bana hediye ettiği iki kitaptan biri. Bunu bitirdim, diğerini okuyorum. Ikigai, Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı. Bu kitaptan bir bölüm okuyacağım. Kitabın genelinde anlatılan sadelik. Japonlar zaten bu konuda dünyaya nam salmışlar. Sadelikte, nezakette, yardımlaşmada, ahlakta özellikle ve uzun ömürlü olmalarıyla. En uzun ömürlü insanların yaşadığı kasabadan bir bildirge. 80 yaşında hala bir çocuğum. Seni 90'da görmeye geldiğimde 100 yaşında olana kadar bekle. Ne kadar yaşlıysak o kadar güçlüyüz. Yaşlanmak çocuklarımıza yük olmak değildir. Uzun yaşam ve sağlık arıyorsan köyümüze hoş geldin. Burada doğayla kutsanacaksın. Ve uzun yaşamın sırrını birlikte keşfedeceğiz. 23 Nisan 1993 Ogimi Büyükler Halk Kulübü Federasyonu. Röportajlar. Haftanın geri kalanında toplamda 100 tane röportaj yaptık. Topluluğun en yaşlı üyelerine hayat felsefelerini, ikigai'lerini ve uzun ömürlerinin sırrını sorduk. Ikigai dedikleri de herkesin kendi ikigai'sini bulması. Şöyle mesela sallıyorum. Pasta mı yapıyorsunuz? Hani bir pasta imalathanesinde mi çalışıyorsunuz? O pastayı her gün aynı şevkle, aynı sevgiyle yapmak, üstünü süslemek. Yani şey değil yani işte hadi hemen böyle değil. Sakinlikle, sevgiyle yapmak. İkigai dedikleri böyle bir şey. Herkesin yapmayı bir ikigai'si var diyorlar. Onu bulun. Neyi her gün aynı şekilde, aynı mutlulukla yaparsınız hayatınızda? Ona yönelin. Sizi mutlu eden şeye yönelin. Onu söylüyor. Küçük bir belgeselde kullanmak üzere iki kamerayla bu konuşmaları kayda aldık. Bu bölümde özellikle anlamlı ve ilham verici ifadeleri ekledik bu bölüme. 1. Endişelenmeyin. Uzun ömrün sırrı endişelenmemektir. Yüreğinizi genç tutmak, yaşlanmanıza izin vermemektir. Kalbinizi yüzünüzde hoş bir gülümsemeyle insanlara açın. Gülümser ve kalbinizi açarsanız, torunlarınız ve herkes sizi görmek ister. Kaygıdan uzaklaşmanın en iyi yolu yola çıkıp insanlara merhaba demektir. Bunu her gün yaparım. Merhaba ve sonra görüşürüz deyip eve geçer, sebze bahçemle ilgilenirim. Öğleden sonra arkadaşlarımla vakit geçiririm. Kitapta çok sık bahsediyor. Mutlaka arkadaşlarınızla çok sık buluşup sohbet etmek. Burada herkes birbiriyle iyi geçinir. Sorun yaratmamaya çalışırız. Önemli olan tek şey birlikte zaman geçirmek ve eğlenmektir. 2. İyi alışkanlıklar edinin. Her sabah 6'da uyanıp sebzelerimi yetiştirdiğim bahçeme bakmak için sevinçle perdelerimi açarım. Domateslerimi, mandalinalarımı falan kontrol etmek için hemen dışarı çıkarım. Onları görmeyi seviyorum. Beni rahatlatıyorlar. Bahçede bir saat geçirdikten sonra içeri girip kahvaltımı yaparım. Kendi sebzelerimi yetiştirir ve pişiririm. Bu benim ikigai'm. Yaşlılıkta zinde olmanın sırrı parmaklarınızdadır. Parmaklarınızdan beyninize ve beyninizden parmaklarınıza. Parmaklarınızı meşgul ederseniz bir yüzyıl görürsünüz. Her gün saat 4'te kalkarım. Alarmımı o saate kurarım. Bir fincan kahve içerim ve kollarımı kaldırarak biraz egzersiz yaparım.
Bu bana günün geri kalanı için enerji verir. Ben de bu aralar çok niyetliyim artık 5'te kalkmaya. Beceremiyorum. Hani bir aralar yapıyordum da bu aralar beceremiyorum. Hani 5'e kuruyorum ama gene işte 6 falan öyle oluyor. Ama bu kitabı okurken eksikliklerimin yanında kendime baktığımda artılarımı da gördüm. Ha dedim, tamam, ben burada doğru yoldayım, burada doğru yoldayım. Şu konuda eksiğim dediğim yanlar var tabii ki. Egzersiz olayı özellikle yıllardır her sabah mutlaka yaparım, her sabah. Her şeyden biraz yerim. Sanırım işin sırrı bu. Yemekte çeşitlilikten hoşlanırım. Böyle daha iyi lezzet verdiğini düşünüyorum. Çalışmak. Eğer çalışmazsanız bedeniniz çöker. Ben buna pek katılmıyorum. Şöyle, yani çalışmazsan, yani bütün gün evde yatarsan tabii çöker bedenin de. Yani çalışmazsam da ben bedenimi çöktürtmem yani. Spor yapmaya bayılıyorum yani. Mutlaka egzersiz, spor, hareket. Hep hareket halinde olurum çalışmazsam da. Uyandığımda butsudana gider ve tütsü yakarım. Atalarınızı aklınızdan çıkarmamalısınız. Bu her sabah yaptığım ilk şey. Her gün aynı saatte erkenden kalkarım ve sabahımı sebze bahçesinde geçiririm. Haftada bir arkadaşlarımla dansa giderim. Her gün egzersiz yaparım ve her sabah biraz yürüyüşe çıkarım. Uyandığım anda Tayso egzersizlerimi yaparım. Sebze yiyerek daha uzun yaşarsınız. Uzun zaman yaşamak için yapmanız gereken 3 şey var. Sağlıklı kalmak için egzersiz yapmak, iyi beslenmek ve insanlarla zaman geçirmek. Burada insanlarla zaman geçirmek kısmında mesela eksiğim. Eskiden insanlarla çok zaman geçirirdim ama artık çok az zaman geçiriyorum. Öyle söyleyeyim. Tabii son zamanlarda da, hadi şöyle diyeyim, beni gerçekten seven, beni gerçekten sadece ben olduğum için seven, sadece ben olduğum için bana değer veren insanlarla zaman geçirmeye başladım. 3. Arkadaşlıklarınızı her gün besleyin. Arkadaşlarınla bir araya gelmek en önemli ikigayımdır. Hepimiz burada bir araya gelir konuşuruz. Bu çok önemli. Arkadaşlarımı yarın burada göreceğimi bilirim. Bu benim hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Temel hobim arkadaşlarımla ve komşularıyla bir araya gelmek. Sevdiğiniz insanlarla her gün konuşmak, işte uzun yaşamın sırrı bu. Okula giden çocuklara merhaba ve sonra görüşürüz derim ve arabayla yanından geçen herkese el sallar, güvenli sürüşler derim. Saat 7:20 ile 8:15 arası sabah tüm zamanımı dışarıda insanlara merhaba diyerek geçiririm. Herkes gidince içeri girerim. Ya tabii şimdi bizim ülkeye hele bu zamana baktığımızda çok zor geliyor, değil mi? O herkese merhabalar. Yani çok duyuyoruz yurt dışında. Herkes birbirine merhaba diyor. Ama burada yok öyle. Komşularımla laflamak ve çay içmek hayattaki en iyi şey ve birlikte şarkı söylemek. Her sabah saat 5'te kalkar, evi öylece bırakıp deniz kenarına yürürüm. Sonra bir arkadaşın evine giderim ve birlikte çay içeriz. İşte uzun ömrün sırrı. İnsanlarla iyi geçinmek ve bir yerlere gitmek. 4. Acele etmeden yaşayın. Daha önceki kitap okuma videolarımda da mutlaka bunun lafını yapmıştım. Birisiyle karşılaştığınız zaman, "Ne abi, ne ediyorsun?" diye birbirinize sorduğunuz zaman cevap ne oluyor? Cevap ne oluyor? İstisnasız koşturuyorum, değil mi? Herkes koşturuyor. Hepimiz koşturuyoruz. Hepimiz. Bunu söylemiştim. Tekrar ediyorum. Hiç iki Finlandiyalı karşılaştığında ne yapıyor, ne diyorsun dediğinizde koşturuyorum der mi ya? İki Norveçli, iki İsveçli, iki ne bileyim işte, dünyanın en mutlu ve huzurlu, en adaletli, en hakkaniyetli, en insancıl ülkelerini şöyle bir gözünüze getirin. Ne yapıyorsun, ne diyorsun diye sorduklarında birbirine koşturuyorum diye bir şey var mı onlarda? Öyle bir anlayış, öyle bir cümle, öyle bir kalıp var mı? Mümkünatı yok. Uzun ömrün sırrı her zaman kendime ağır ol ve rahatla demektir. Acele etmezseniz çok daha uzun yaşarsınız. Ben Almanya'ya gittiğimde mesela 2010 yılında Türkiye-Almanya Film Festivali'ne gitmiştim. Bu örneği de vermiştim galiba. Benim kısa filmim Pembe İnek orada finalistti o zaman.
Tabii işte sokakta geziyorum caddelerde. Ya bir fark ediyorum ki en hızlı yürüyen benim. Haldır 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 haldır. Allah'ım diyorum, herkes yavaş yürüyor. Herkes rahat rahat, kimsenin bir acelesi yok. Ben haldır haldırıyorum. Nerede? Almanya'ya 3 günlüğüne gitmişim. Ulan nereye yetişiyor? Tabii İstanbul'da yaşarken buna alışıyorsunuz. Şehir sizi şehir size onu empoze ediyor. Böyle enjekte ediyor sizi. Fark ediyorum hızlı. Ya diyorum dur yavaş. Yavaş yürümeye başlıyorum. Sonra bakıyorum ki 30 saniye sonra gene hızlanmışım. Haldır haldır. Onur dur. Yavaş. Tekrar yavaş yavaş. Gene haldır haldır. Ya işte böyle. Yani yaşadığın şey seni çok şekillendiriyor. Baştan yaratmak lazım her şeyi. Ne diyordu? Heh. Acele etmezseniz çok daha uzun yaşarsınız. Hasırdan bir şeyler yapıyorum. Bu benim ikigayım. Uyandığımda ilk yaptığım şey dua etmek. Sonra egzersizlerimi ve kahvaltımı yaparım. Ha, ben de öyle. Şükür etmek. Ben de şükür ediyorum. Ondan sonra egzersiz, ondan sonra kahvaltı. Saat 7'de sakin bir şekilde hasırımı yapmaya başlarım. Saat 5'te yorulunca arkadaşımı ziyarete giderim. Uzun yaşamın sırrı erken yatmak, erken uyanmak ve yürüyüşe çıkmak. Huzurlu bir şekilde yaşamak ve küçük şeylerin tadını çıkarmak. Arkadaşlarla iyi geçinmek. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Mutlulukla her mevsimin tadını çıkarmak. 5. İyimser olun. Her gün kendime bugün sağlıklı ve enerji dolu geçecek derim. 98 yaşındayım ama kendimi genç olarak görüyorum. Hala yapacak çok şeyim var. Kahkaha. Kahkaha en önemli şey. Nereye gitsem kahkaha atarım. Ya, değil mi? Bizde nasıl? Hele hele kadınlar için, değil mi? Kadınlar kahkaha atmaz, değil mi? İlk oynadığım reklam filmimi kahkahayla almıştım. Pardon, ikinciyi. İlkti galiba, neyse. İyi kahkaha atmak gerekiyordu o reklama seçilmek için. Ben de 2010 yılıydı. Çok kahkahalarımla çok ünlüydüm o zamanlar. Ve o reklama seçilmiştim kahkahamla. Sonra aradan geçen yıllar, hayatım ve insanların tokatları. Bir baktım ki ya diyorum, ben en son ne zaman kahkaha attım? Şimdi yine kahkaha atmayı öğreniyorum. Eskiden profesyonel olduğum şeyi şimdi kendime yeniden öğretmeye çalışıyorum. Ne yok? Kahkaha atmak. Ama iyi bir öğrenciyim. 100 yaşında olmak için yaşayacağım. Tabii ki bu benim için büyük bir motivasyon. Torunlarınızla dans etmek ve şarkı söylemek hayattaki en iyi şey. Burada doğduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunun için her gün şükrediyorum. Ogimi'de hayatta en önemli şey gülümsemeye devam etmektir. Ogimi Japonya'da bir kasaba. Köyün bana verdiklerine karşılık ben de gönüllü çalışıyorum. Mesela arabamı arkadaşları hastaneye götürmek için kullanıyorum. O köyde herkes, bütün insanların amacı, en önemli amaçlarından biri birbirine yardım etmek. Herkes birbirine yardım ediyor, karşılıksız. Bunun bir sırrı yok. İşin püf noktası sadece yaşamak. Ogimi yaşam tarzının anahtarları. Ve bu da son maddeler. Bitiyor. Röportaj yaptığımız herkesin bir sebze bahçesi var ve çoğunun ayrıca çay, mango ve shikuwasa tarlası var. Shikuwasa, o da bir çay tarzı bir şeydi. Her biri aile gibi ilgilenildiğini hissettikleri bir tür mahalle derneğine bağlılar. Küçük şeyleri bile kutluyorlar. Müzik, şarkı ve dans günlük yaşamın ritüelleri. Hayatta bir ya da birkaç tane amaçları var. İkigayları var ama aşırı ciddiye almıyorlar. Rahatlar ve yaptıkları her şeye tutkuyla bağlılar. Gelenekleriyle ve yerel kültürleriyle çok gurur duyuyorlar. Ne kadar önemsiz görünse de görünsün, ne kadar önemsiz görünürse görünsün, yaptıkları her şeyde tutkulular. Yerlilerin insanlar arasındaki bağı kabul ettikleri güçlü bir yoimaru duygusu var. Tarlalarda çalışmaktan, şeker kamışı hasadı ya da pirinç ekme (parantezde)
Ev inşa etmeye ve belediye projelerine kadar her şeyde birbirlerine yardım ediyorlar. Kasabadaki son gecemizde bize akşam yemeğinde eşlik eden arkadaşımız Miyagi, tüm arkadaşlarının yardımıyla yeni bir ev inşa ettiklerini ve bir dahaki ziyaretimizde orada kalabileceğimizi söyledi. Her zaman meşguller ama kendilerini rahatlatacak işlerle meşgul oluyorlar. Her zaman meşguller ama kendilerini rahatlatacak işlerle meşgul oluyorlar. Bir bankta öylece hiçbir şey yapmadan oturan bir tane büyük baba görmedik. Karaoke yapmak, komşuları ziyaret etmek ya da gateball oynamak için sürekli bir yerlere gidip geliyorlar diye bu kısım bitiyor. Bir şey söylemek istiyorum ama. Bir şey söylemek istiyorum ama. Bir şeyler söylemek istiyorum ama. Önce herkes ahlaklı olacak ki. Herkes ahlaklı olacak önce. Bu deprem bunu bize gösterdi. Önce herkes ahlaklı olacak ki. Hırsız olmayacak. Yandaşa para kazandırmak için onay vermeyecek. Çok şey söylemek istiyorum da. Zaten çok şey söylendi. Biraz ormanda rüzgarın sesini dinleyeyim. Ağaçların sesini dinleyeyim. Tiyatro oyunumuzu depremzedeler yararına oynuyoruz. 21 Mart'ta. Bir sonraki kitap okuma videomda görüşmek üzere.